Biliyorsunuz buğday ekiliş dönemimizde çok kuraktı. Kura ekiliş yaptık. Edirne'de son dönemde etkili olan yağışlar sayesinde buğdayda yüksek verim elde edileceği öngörülüyor. Edirne Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Arabacı gazetecilere yaptığı açıklamada buğdayın ekim döneminde yağış olmaması nedeniyle çiftçilerin kuru tarlaya ekim yaptıklarını söyledi. Buğday ekiliş dönemimizde çok kuraktı. Kura ekiliş yaptık. Bunun ardından tabii yine lokal böyle bölgesel bazı yerlerde hafif yağışlarımız oldu. Yani buğdayın çıkışı açısından herhangi bir sıkıntı olmadı. Çıkışı denk oldu. Kış dönemi kurak bir kıştı ama bu kış döneminde de buğdayın ihtiyacı olduğu hafif ufak yağışlar oldu. Yani buğdayın gelişimi açısından herhangi sıkıntılı bir pozisyon yoktu. Yani ektiğimiz günden bugüne buğdayın gelişimini etkileyecek çok ciddi bir sıkıntı yoktu. Ama tabii biliyorsunuz bu Nisan ve Mayıs ayındaki yağışlar normalin biraz üzerinde oldu. Bu bir taraftan bizi tabii ki sevindirdi. Hem ürünlerimizin gelişiminin daha güzel olmasını sağladı. Hem nehir debilerimiz yükseldi. Biliyorsunuz Çeltik'teki ekilişte hep korkumuz vardı acaba kuraklık olur mu diye. Yani bu anlamda iyi geldi. Ama tabii bu yağışların bu kadar çok olmasıyla birlikte bazı mantarı hastalıklar da oluşabiliyor ürünlerde. İşte buğdayda. Bununla ilgili de tabii ki üreticilerimiz sezon öncesinde kurak gidiyor diye bazı üreticilerimiz kök boğaz ilaçlamalarını çok düzenli yapmadı. Ama tabii yağmurların çoğalmasıyla birlikte mantarı hastalıklar gözükmeye başladı buğdayda. Tabii bunun çözümü var. İlaçlama yaptığımızda önüne geçiliyor. Ama bizim tercihimiz hastalık yapmadan önce genelde ilaçlama yapmak. O yüzden biz maliyeti düşürmek adına ilaçlamadan çok kaçmamamız gerekiyor. Ki sonraki dönemlerde sıkıntı yaşamayalım. Şu an baktığımızda buğdayımızın evet gelişimi güzel, yağışlardan dolayı bir takım mantarı hastalıklar oldu ama üreticilerimiz ilaçlamalarını yaptı. Bereketli tarlalardan lezzetli sofralara bir yağ ayçiçek yağı ve bir margarin Trakya birlikten. Tabii yağışların çok olmasıyla ufak tefek oda içi gibi hafif bir göçmeler falan oldu bazı bölgelerde ama o da çok yoğun bir alanda değil. Yani verim olarak bölgemizde çok etkili olacağını düşünmüyorum. Tabii bu ufak ufak alanlarda açılma var ama onlar çok ciddi alanlar değil. Bu yıl normal geçtiğimiz yıllara baktığımızda normalin üzerinde bir verim olacağını düşünüyorum. Bu dengenin gelişimi şu anki görüntüsü güzel. İnşallah bu önümüzdeki dönemde de biliyorsunuz bu yağışlarla beraber bazen dolular da oluşabiliyor. İnşallah afetlerin olmadığı böyle üreticimizin emeğinin karşılığını alacağı hayırlı bereketli bir sezon olur diye umuyorum.